Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Kanal Yedi ekranlarından, sahur vaktinden hepinize hayırlı geceler, hayırlı sahurlar sevgili izleyiciler. Yine bugün karşınızdayız. Kadir gecesine bir kala mı diyeceğiz artık? Bir günden daha çok az kaldı. Allah herkesi duası kabul olunan, ihya olunan Kadir gecesine nasip eylesin inşallah, kavuştursun. Bugün grup dergan yerinde Abdullah Yeşilyurt İlahi sanatçısı kardeşimiz var, ekibiyle beraber. Yine şifrelerimiz var. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam 3 ismini bilen kardeşlerimiz şifre yazılacak. Onları ulaştıranlara kalemli Kur'an, nüzul sebebine göre Kur'an ve iki ayrı izleyiciye de birer Medine hurması paket hediye edilecek inşallah. Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatının son anlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Hastalık anı ve Resul Efendimizin Rabbine ile Refikül Ala'ya kavuşma anını bugün inşallah ekranlara getireceğiz. Bir aramız var. Aradan sonra birlikteyiz efendim. Tekrar hayırlı sahurlar diliyorum. Rabbim güzel bir bereketli, feyizli gece nasip eylesin. Bize de doğruları söylemeyi, Kur'an ve sünnet ışığında bidat ve hurafelerden uzak İslam'ı anlatabilmeyi nasip eylesin. Telefonumuz var. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar efendim. Buyurun. Hayırlı geceler hocam. Buyurun İyi efendim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Her zaman izliyoruz, çok seviyoruz. Bizi aydınlatıyorsunuz her konuda. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Hocam benim sorum, benim Alman gelin var, Hristiyan. Evet. 2 yıl oldu evleneli, Müslüman olmadı. Onlara zekat fitre geçer mi? Çünkü bazı arkadaşlarımız verdi. Ben de gönderdim. Acaba geçmezse ben mesul mu olurum? Burada biz burada biz geçen haftalarda zekatı anlattık. Arkadaşlar zekatın verileceği yerler listemizi bir yansıtır mısınız Dijivol'e? Hemen hazırlayın. Bak orada da göreceğiz şimdi. Müslümanların zekat verecekleri Tövbe suresinde 60'da zekat verilecek kimseler orada belirtilmiş. Miskinler ki 3 günlük yiyeceği olmayanlara miskin deniyor. Fakirler zekat veremeyecek kadar imkanı olmayanlar, yani yoksul sınıfları, yolda kalmışlar, borçlular, işte köle olup esaret fidyesini ödemek isteyenler, Allah yolunda cihat eden ve Allah yolunda olan talebeler, fi sebilillah olanlar, bir de müellefe-i kulüp var, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenler. Hazreti Ömer döneminde o kaldırılmıştır. O kaldırıldıktan sonra kitaplarımızda, hukuk kitaplarımızda, fıkıh kitaplarımızda zekat efendim vermek için Müslüman olması şarttır. Müslüman olmayanlara, gayrimüslimlere zekat verilmez. Gayrimüslimlere fitre verilmez. Evet. Ama yardıma muhtaç olduklarında onlara zekatımızın haricinden yardım edebiliriz. Yani düşkün, fakir bir insan, sonuçta insan bu. Hayvana bile yardım ederken insan insana yardım etmez mi? Ama hayvana zekat nasıl, hayvan bunu kurtaracağım, zekatım bunu ya verelim diyemezsin ki. Zekat özel bir ibadettir. Namaz gibi bir ibadettir ve namazla hep peş peşe gelir zaten. Orada Müslüman kendi çalıştığı kazandıklarından diğer öncelikle Müslümanlar innemel müminne ihvetun, kardeş olduğu için Müslüman kardeşine o malından aktarmak zorundadır. İşte ona zekat diyoruz. %2,5. Dolayısıyla bu zekat ve sadaka Allah'ın yoluna girmiş ama fakir fukara insanlara verilir. Bunlar kimler verir? Zenginler vermelidir. Zenginlere, Müslüman olanlara zekat farzdır. Akıl bali kişilere, buluğ çağına erenlere. Burada kimlere zekat verilir? Fakirlere, yoksullara, esaretten kurtulacaklara, borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolda kalmışlara, zekat toplayan memurlara. Müellefe-i kulubu İslam uleması çıkartmıştır buradan. Dolayısıyla
onlara zekatın haricinde yardım edebiliriz. Zekatımızı verdiysek o zekatı tekrar bir fakire vermeli. Onlara da hayır yaptım diye sadakadan saymalıyız. Birinci soru buydu herhalde. Yanlış sordum baştan soruyu. Hani oğluma verildi ya, o eşine harcayabilir mi? Yani aynı evdeler. Aslında gelin değil de oğlana verildi. O kim verdi oğluna? Arkadaşlarım. Hayır, şöyle, kendi oğluna zekat verilmez. Ben vermedim, arkadaşlarım verdi. Sizin oğlunuza mı verdiler? Evet, benim oğluma. Sizin oğlunuza arkadaşlarınız zekat verebilir. Siz, yok, hanımı Hristiyan ya, o da yiyebilir. Olsun, bak olsun. Sizin oğlunuz Müslüman olduğu için ona siz değil de bir başkası ihtiyacı varken zekatını vermişse, evet, o mal onundur artık. O istediği yere harcar. Tamam. Harama harcamadıkça günaha girmez. Tamam. Ama tamam, istediği insana verir, dilenciye verir, hayvana verir, garibana verir, kendisi akrabasına yedirir. Hatta gelir sofrasında, sen gidersin yemekten, oğlunun sofrasına oturursun. Oğlun yemek hazırlamıştır o zekat parasından. Ondan da yiyebilirsin. Hocam Allah razı olsun. Beni büyük bir sorumluluktan kurtardın. Allah kabul etsin. Ne güzel hassasiyetini. Amin. Tebrik ederim. Teşekkür hocam, ediyorum. Hocam buyurun. Bir sorum daha var. Hani bazen gelin mesaj yazar. Tabii Türkçe bilmez de. İşte anne başım ağrır. Bugün daraldım. Bugün sıkıldım. İşte şu var örnek. Ben ona bazen tesbih dua satarım. Bunu oku diye. İşte selavat-ı şerifi, besmele-i şerifi. Onu okuması okuyabilir mi yani? Şimdi, sonra da bana döner ki rahatladım ben de. Doğru. Okuyabilir. Bu tür faydalarını gördükçe de zaten inşallah İslam'a ısınır. İnşallah Müslüman hocam. Da bir insan da evli. Güzel örnek, evet, olursak ona gerçekten İslam'ı hem ahlakımızla hem efendim yaşantımızla gösterebilirsek o da Müslüman olacaktır zaten. Hocam, benimsemiş inşallah, de gelmiş. Dua. İnşallah Rabbim hidayet yolunu açsın. Dua istiyorum kalbini, hocam, kalbini yumuşatsın, size bir Müslüman gelin olarak geri dönsün inşallah. Çok iyi bir insan inşallah. İnşallah yapacakları sebebiyle Allah ona hidayet kapısını açar. Amin. Hocam ben bir şey daha diyecektim ama sesimin orada duyulmasını istemiyorum. Onu yazdır arkadaşlar o zaman. İmkan olursa döneriz. Allah'a emanet ol. Peki, teşekkür ederiz. Diğer telefonumuz hazır. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü hocam. Ankara'dan Pembe Demiröz. Evet, çok şükür Allah'a size kavuşturana. Buyurun efendim. Alim bir insanla görüşüyoruz elhamdülillah. Hocam sizin sohbetinizi, dualarınızı ve tövbelerinizi o kadar çok seviyoruz ki. Sizi çok seviyoruz. Benim akrabalarım da sizi dinleyip seviyorlar. Hepsine selamlar. Allah razı olsun. Sizlerden de efendim. Sizden amin. Hocam ben biraz derdimi anlatacağım size de. Ben gençken evime sular girerdi. Dizlerime kadar suya girer, eşyalarımı kurtarmaya çalışırdım. Böylelikle 42 yaşındayken hem astım alerji oldum hem romatizma oldum. Ve bu hastalığım beni bayağı yıpratıyordu. Eşimin de bir akrabası hocaya gidiyormuş Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için. Onlar orada hoca bir gün şöyle bahsetmiş. İşte başınıza bir dert gelirse, bir bela gelirse veya hastalanırsanız biliniz ki sizin günahlarınızdan dolayıdır demiş. O yakınımız da beni anlatmış hastalık çekiyor diye. O da hoca da demiş ki işte günahlarından dolayı çekiyor ve Allah onun belasını vermiş demiş. Şimdi yakınlarından bile gelip beni ziyaret edenler bazen işte günahlarınızı çekiyorsunuz, sabredin iyi olursunuz falan diyorlar. Bu beni çok yıpratıyor hocam. Yani siz bundan dolayı niye kendinizi üzüntülü, kederli hissediyorsunuz? Herkes her şeyi söyleyebilir. Önemli olan sizin Allah'la olan yakınlığınız, Allah'a olan bağlılığınız. Siz kendinizi biliyorsunuz ya. Kim ne derse desin. Birincisi şu, meseleyi anlamayan insanlar tabii ya da toptan böyle hüküm verenler, genelleştirmek yanlış. Kur'an-ı Kerim'de
Ma asabeke min hayrin fe min Allah. Sana bir hayır gelirse Allah'tandır. Ve ma asabeke min şerrin fe min nefsik. Sana bir kötülük gelirse nefsindendir. Şimdi bu ayetin ikisini de ayrı ayrı aldığınızda sıkıntı anlayamazsınız meseleyi. Ama bir başka ayet var bu konuda. Yine her şeyi yaratan, bilen ve yazan Allah'tır diyor. Sonra bir başka ayette de diyor ki, sizin şer gördüğünüzde hayır, hayır gördüğünüzde şer vardır. Bizim için hastalık şer gibi görünür, onda bir hayır çıkabilir. Eğer her hastalık, her musibet bir insanın kusurundan, suçundan dolayı olsaydı, peygamberlere en büyük belalar peygamberlere geldi. Hastalıklar peygamberlere geldi. Eyyub Aleyhisselam kadar hasta olan bir insan var mı? Ne suçu vardı, ne günah işlemiş. Böyle izah yanlış. Onu yanlış yapmış. Halbuki hastalık bazen insanların günahlarına kefaret olur, derecesini yükseltir. Allah kulunu imtihan eder, imtihanı kazanır. Başka bir dereceye yükselir. Bundan dolayı o söz yanlış olmuş. Oraya hiç takılma. Sen şöyle diyeceksin bak, şöyle diyeceksin. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Böyle kabulleneceksin. İnşallah. Hocam ben şu anda 69 yaşındayım. Allah uzun ömürler versin. Parkinson hastalığıyla Alzheimer da var şimdi. Ben Yasin-i Şerif-i Tebareke Anne'yi ezbere biliyordum. Evet. Şimdi unutuyorum ve karıştırıyorum. Onu da telefondan takip ediyorum ben. İyi olur. Dinleyerek, evet. Dinleyerek artık bundan sonra ibadet öyle yaparsın inşallah. Bir de dinletiyorum, pardon, affedersin, Fetih Suresi'ni bir bardak su koyuyorum, onu okutuyorum, ben de okuyorum birlikte. Pardon, Kehf Suresi'ni birlikte okuyorum. Onu da iftarda içiyorum hocam. Allah şifa versin. Kur'an'da şifa var. Estağfirullah ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Fatiha'yı okuyabilirsiniz. 7 Fatiha, 7 Ayet-el Kürsi okuyabilirsiniz. Fetih Suresi'ni okuyabilirsiniz. Ama kendinize okumanız yeterli. Suya okumak illa şart değil. O baklaya oku, fasulyeye oku, suya oku. Onlar daha sonradan çıkmış şeyler. Onlara fazla kapılmayın. Kendini yorma. Yorma. Evet. Allah şimdi, gücünün yetmeyeceğini kula yüklemez. Şimdi efendim Parkinson'dan dolayı yürüyemiyorum. Çok titriyorum. Her tarafım tir tir titriyor. Ve uyuşukluklar var. Ben lavaboya gidip abdest alamıyorum. Bir yürütkeç var. Onunla 20 ya da 30 adım onunla yürüyorum. Ve lavaboda abdest alamıyorum. Ben de bu yüzden aslında sizi başından beri hep arıyorum doğru mu değil mi diye. Ahşap ağaç kapıya ve duvara teyemmüm ederek. Ahşap kapı ağaçla teyemmüm olmaz. Öyle mi? Toprak diyor Kur'an-ı Kerim, siz nasıl ağaçla teyemmüm? Toprak ya da toprak cinsinden olacak ya da suyu birisi getirecek. Senin elini yüzünü bir yıkamana yardımcı olacak. Su kullanma imkanı var. Yok imkan yoksa bir toprak, temiz toprak getirsinler. Ellerini toprağa bir defa vur, yüzünü meshet, sonra ellerini bir daha vur, kollarını ellerine beraber meshedersin, öyle olur. Ağaçla, tozla, duvarla teyemmüm olmaz. Evet, şimdi Hatmi Şerif'i de ben Kanal 7'de Hatmi Şerif'i dinliyorum. Onun duasını siz yapar mısınız Kadir Gecesi'nde? Tamam, yarın gece yapacağız. Arkadaşlar yazın hanımefendinin İsmini, hatmini inşallah yarın yaparız. Allah Kadir Gecesi'nde yapacağımız duaları kabul etsin. Size sağlık, afiyet diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı sahurlar diliyorum. Çok bekleyen telefonlar var. Diğer telefonumuzu alalım. Selamun aleyküm. Hayırlı geceler. Aleyküm selam. Televizyonun sesini sonuna kadar kapatırsanız Nimet Hanım. Kapattım hocam. Sana benim 2-3 tane sorum var hocam. Biraz hızlı soralım çünkü yarın da Kadir Gecesi, çok soru var biliyorum. Evet hocam. Ama hızlı bekleyenler var. Ben kuşluk namazını 8 nikap kılıyorum. İkindin sünneti gibi kılıyorum.
doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Bir de akşam ezeni namazını kıldıktan sonra 6 nikah namaz kılıyorum. Onu da 2-2 kılıyorum. Çok doğru yapıyorsun. Doğru mu yanlış mı çok bilmiyorum doğru. Hocam ben senden bilgi istemek istiyorum. Çok doğru yapıyorsun. Çok doğru yapıyorsun. 8 rekata kadar kuşluk namazı kılınır. İkindinin sünneti gibi çok doğru. Akşamda 2-2 evvabin namazı 6 rekat kılınır. Allah kabul etsin. Amin. Hocam bir de senden istemez. Bana bir dedik bir kalem Kur'an-ı Kerim gönderirsen çok sevinirim. Gönderemiyoruz. Okumuşluğum yok. Harfleri bilmem niye, yok. Niye gönderemiyoruz çok Nimet Hanım? Kur'an'ı. Niye gönderemiyoruz? Ramazan'ın başından beri her gün biz hediye veriyoruz. Bir o kadar da bize gönderir misiniz diyenler var. O öyle bir imkanımız yok. O yayın evinin hediyesi. Ondan gönderiyoruz. Yani şifrelerini bilemiyorum hocam. Aklı bilsem şifrelerini. Ama söz yapamayacağımızı söz vermiyoruz. Dua ederiz. İnşallah Rabbim denk getirir. Başka bir zaman inşallah. Allah'a emanet olun. Sağlık afiyet diliyoruz. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı bizim için örnektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz örnek insan olarak yaşadı. Ve bize örnek olarak ahlakını Allah-u Teala estağfurullah ve inneke la ala hulukin azim Kalem suresinde sen yüce bir ahlak üzeresin buyurdu. Yine Ahzab suresinde estağfurullah lekad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmel âhire ve zekerallâhe kesîrâ. Allah Resulü'nde sizin için en güzel bir örnek vardır. Allah'a, ahiret gününe inananlara, Allah'ı çokça zikredenlere Allah Resulü'nde en güzel model vardır buyuruluyor. Onu örnek alacağız, onun gibi yaşayacağız. Onun getirdiklerine sahip olacağız. Peygamber'e benzeyeceğiz. Bir batılı yazar şunu söylüyor. Diyor ki, çok da güzel bir söz. İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursak alırız. Her ümmet bir bakıma peygamberine benzer. İşte burada kendimize sormalıyız. Biz ümmeti Muhammed olarak ne kadar peygamberimize benziyoruz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e benzeyebiliyor muyuz? O bize üç şey olursa bir kişide, İmanın tadını tatmıştır diyor. Selasun men kunne fihi vecede halavetel iman. Şu üç şey kimde varsa imanın tadını tatmıştır. En yekunallahu ve rasuluhu ehabbe ileyhi mimma sivahuma. Birincisi Allah ve Resulü o kişiye her şeyden daha sevimli ise, yani Resulullah'ı ve Allah'ı her şeyden daha fazla sevebiliyorsak, biz imanın tadını tatma yolunda ilerlemişiz demektir. Orucun tadını hissediyoruz. Akşama doğru damağımızda, ağzımızda bir tad oluşuyor. Ve bir manevi hoşnutluk, bir manevi rahatlama, huzur oluşuyor. Bu orucun bize kazandırdığı bir tattır, bunu biliyoruz. Bir namaz kılıyoruz, güzel sesli bir hafızın arkasından. Güzel bir camide, tadili erkanla, aman Allah'ım kendimizden geçiyoruz. Bir Kur'an dinliyoruz, mest oluyoruz, tadını duyuyoruz. Tadını duyuyoruz. Peki imanın tadını duyduk mu bugüne kadar? İmanın tadı var mıymış? Varmış. Halavetel iman, hem de halva. Halva tatlı demek Arapça. Helva gibi imanın tadını nerede duyduk bugüne kadar kendimize sormamız lazım. Bunu duyabilmek için üç şart var. Birincisi, Allah ve Resulü'nü her şeyden daha çok seveceğiz. Çünkü biz insan isek, insanın diğer canlılardan bir farkı var. İnsan diğer canlılar gibi kendi nefsinin, zevklerinin, nefsani ve şehevi arzularının peşinden koşup kendini onda yok edemez. İnsanın yüce yaratıcı tarafından insana verilmiş bir mesuliyet var. Bir mesuliyet var. O mesuliyet duygusuyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek, onun yolunda gitmek, Allah'ın yolunda gitmek insana çok şey kazandırıyor. O kazanç için onun hayatını bilmek lazım. Peygamberi sevmek lazım. Biz diğer canlılar gibi değiliz. İkinci olarak
وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ Sevdiğini sadece Allah için sevmek, Allah için karşılıksız, garazsız, ivazsız sevmek. وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ Bugün insanlar birbirlerini menfaat için seviyorlar, çıkar için seviyorlar, karşılıklı seviyorlar. Halbuki öyle değil. Allah için seveceksin. Bir menfaat yokken seveceksin. Müslüman kardeşini seveceksin. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ Ya Rabbi, kalbimde Müslümanlara karşı, bir Müslümana karşı bir eğiklik, nefret, bir soğukluk bırakma. Böyle bir dua öğretiyor Allah-u Teala bize. Hiçbir Müslümana kalbimizde bir soğukluk olmayacak. Müslümanları seveceğiz. Ama biz şimdi bin bir türlü kusur buluyoruz. Onun sakalı yok, bunun bıyığı yok, onun cübbesi yok, bunun şalvarı yok, onun efendim çarşafı yok, onun pardüsüsü yok, onun cemaati şu, onun tarikatı bu, onun mezhebi bu, onun partisi bu. Paramparça olmuşuz. Hani Müslümanı sevecektik? Hani innemel mü'minüne ihvetün, müminler ancak kardeştir diyecektik. Bundan daha büyük bir kardeşlik olabilir. Bu kardeşliği heba ettik. Allah bizi kardeş kıldı. Biz bunu heba ettik. Selman-ı Farisi, Suheyb-i Rumi, biri İranlı, biri Rum, Ebu Bekir el-Kureyşi, biri Kureyşi, Bilal-i Habeşi, biri Habeşi, biri simsiyah. Hepsi kardeş oldu. Allah Resulü'nün o güzel öğretisiyle, sevgisiyle, muhabbetiyle kardeş oldu. Ama bunu kaybettik. Bunu kazanmadıkça imanın tadını tadamayız. Çünkü biz kardeşliği kaybettik. Herkese kusur buluyoruz. Kendimizden ya da kendi grubumuzdan başka kimseyi sevmek işimize gelmiyor. Bırakın onu, toptan bir milleti, Müslüman bir milleti bile yargılıyoruz. Onlar şöyledir, böyledir diyerek. Bu nefret dili kalkmadıkça, sevgi dili, kardeşlik dili Müslümanlar arasında, rengi, ırkı, mezhebi ne olursa olsun Müslümansa kardeşim diye bağrımıza basmadıkça Allah'ın rahmeti gelmez ve imanın tadını tadamayız. Üçüncü olarak وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْزَفَ فِي النَّارِ İmandan sonra küfre düşmeyi, ateşe düşmek gibi tehlikeli görüp korkmak. Evet, bugün o günlere geldik. Sabah mümin, akşam kafir olacak insanların olduğu bir toplulukta yaşıyoruz. Dünyada yaşıyoruz. Akşam mümin, sabaha kafir olacak bir insanların yaşadığı çevrede yaşıyoruz. Kıyamete yakın çoğalacak diyor Peygamber Efendimiz. Sabah mümin olacak, akşama kafir olacak. Neden? Pek çok şüpheler ortaya çıkacak. Pek çok ideolojiler ortaya çıkacak. Müslümanların zayıf imanlıları ahiretten sırtını, yönünü, yüzünü dünyaya çevirecekler. Dünyaya çevirecekler. Allah'ın dediği gibi, peygamberin dediği gibi düşünemeyecekler. Dünyalık düşünecekler. Menfaat için düşünecekler. Ve ideolojilerin pençesinden kurtulamayacaklar. Şüphe taşıyacaklar. Akşam mümindi ama sabaha kafir olacak. Akşam, sabah mümin de akşama kafir olacak. Bundan korkacağımız bir devirde yaşıyoruz. Bundan korkmadıkça imanın tadını tadamayız. Rabbim selasun men kunne fihi vecede halavetel iman. Kimde bu üç haslet bulunursa imanın tadını tatmıştır dediği Resulullah'ın hadisi şerifinde beyan ettiği o üç özelliği tatmayı nasip eylesin inşallah. Allah Resulü'nün aşkını, muhabbetini inşallah şimdi Abdullah kardeşimizin ilahileriyle bir daha hissedeceğiz. Buyurun.
Taşlar sevelim hasretindedir. Bir deryadır sevgi dipten dibedir. Ümmetin sensiz de hep sevgindedir. Özledim Resul'ü görecek miyim? Ümmetin sensiz de hep sevgindedir. Özledim Resul'ü görecek miyim? Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Bugün bu akşam Bursa Gürsu'daydım. Orada bir şairimiz Kayserli Mustafa Korkmaz Ozan Avşar Kocaoğlu bir şiir yazmış. Biz de Bursa Gürsu'ya selam ediyoruz. Şimdi güzel şeyler yazmış. Biraz da şahsımı kattığı için ben onları okumak istemiyorum. Ama İlmi irfanı, hakikati seçtin, bu hayırlı yolda bir çığır açtın. Anlatırken bazen ilhamla kendinden geçtin, hakikatten geçmedin sen hoca, her iki canda süresin sefa demiş. Onlara da selam olsun bu kardeşimize. Gürsu halkına da buradan tekrar selam ediyorum. Bir izleyicimiz şöyle sormuş sosyal medyadan. Mustafa Karataş hocama mesaj yazdım ama cevabını henüz göremedim. Annemin bir sorusu var. 30 sene önce kefen almış. Kefen almış ve hazırlamış kefenini. Kefen duruyor hala. Şimdi belediye bu kefenleri kabul etmiyormuş. Ben bu nedeni sağlığımda ne yapabilirim? Bu sorunun cevabını annem için çok önemli. Rica etsek cevaplayabilir misiniz? 88 yaşında. Şimdi Allah gecinden versin, hayırlısını versin. Bir insan öldüğü zaman belediye olsun, bir başka gasilhane olsun. Kim yıkıyorsa mutlaka cenaze sahibinden birini, eğer Covid falan değilse cenaze sahibinden birini alır. Onun izni olmadan yıkayamaz, onun izni olmadan kefenleyemez. Onun izni olmadan tabuta koyamaz, onun izni olmadan gömemez. Cenaze sahibisin sen. Annen kefen almışsa gideceksin gasilhanede, öldüğü zaman inşallah bir velisi kimse, yanındakiler bu kefenle kefenlenmek istiyoruz. Ona kimse mani olmaz ki. Bırak onu sen, bu ülkede beni yakın diyenler var ya, yakıyorlar. Yani yakılmaya özgürlük var da bir kefene özgürlük yok mu? Dolayısıyla o kefeni kullanın. Annen onu hazırladığında birisine teslim etsin. Siz onu söylersiniz. Hiçbir kimse ona da karşı çıkmaz. Sonuçta o kefen ve kadınlar için alınmıştır. O vasiyet haline getirmiş, kendisine nezretmiş. Bunu yerine getirmek lazım. Sıkıntı olmaz. Yani böyle bir sıkıntı yok. Belediye biz almıyoruz kefeni diyemez. O senin cenaze senin. İstersen belediyeye hiç vermezsin. Benim cenazem belediye. Vermiyorum belediyeye. Ben kendim yıkarım, kendim gömerim. Öyle bir şey yok. Öyle bir şart yok. Amca, ha bir savcılıkla ilgili vesaire, vefatla ilgili bir kan, şey varsa, kayıt kuyut, onlar ayrı. Ama onun dışında
Mezar da velisinin izniyle açılabilir, nakledilebilir. Velisinin izni olmadan bir insan oraya gömülemez. Bunların hepsini bilirsiniz sevgili kardeşim. Dolayısıyla o vasiyeti yerine getirin. Evet, telefonumuz var. Alalım telefonumuzu. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Berkay mı soruyor? Aleykümselam hocam. Berkay, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Allah razı olsun, yakındasın. Yakındayım hocam. Biz Ramazan başından beri senden zaman zaman soru aldık. Ancak dedik ki Berkay'ı da sizinle bir tanıştıracağız dedik. Ve Ramazan'ın son günlerine de geldik. Müsait misin? Stüdyoya gelebilir misin? Hocam sıkıntı olmaz ama bir mikrofon takayım isterseniz hocam. Öyle tamam. Gelin yanınıza. Biraz bekliyorum. Gel sorunu burada sor bakalım. Burada gör. İzleyicimiz de seni görsün. Berkay Ramazan başından beri bize sık sık soru soruyor. Güzel de sorular sordu. Tartışıyoruz bazen. Burada bakalım. Görüşelim Berkay'la inşallah. Peki başka bir telefon var mı arkadaşlar? WhatsApp alıyoruz. Buyurun. İyi akşamlar hocam. Hayırlı sevgiler diliyorum. Ben 7 yıllık evliyim. Ama eşim evlendiğimizden beri oruçlarını tutmuyor. Tutmadığı için de ben de çok kızıyorum. Söylenip duruyorum. Neden tutmuyorsun? Bu bizim farzımız olan bir şey diye. İş olarak tutamıyorum diyor. Bahane aslında ediyor. Bazen de vücut olarak dayanamadığını söylüyor. Ben de çok kızıyorum. Beraber tutmak istiyorum onunla. Bir gün çok kızdığımda ben orucunu tutmayan biriyle evli kalmak istemiyorum dedim. Aslında sebebim onunla evli kalmamak değil, sadece belki tutmasına vesile olmaktı söyleme sebebim. Bunun günahı var mıdır? Evet, buradan şu ortaya çıkıyor. Birincisi, eş seçiminde dengeli olmak. Kafa yapısı, dünya hayat tarzı, yaşantısı, bütün bunlar önemli hale geliyor. Yani işte gayrimüslime birini vuruldum, evleneyim. Tamam evlen de çocuğunu nasıl yetiştireceksin? O şarap içiyor, domuz eti yiyor, sen o evde nasıl oturacaksın? Bunlar sıkıntı. Bunları düşünmeden evlenmek caizmiş, evleneyim bir Hristiyan kadınla diyor. Çocuk kime göre yetiştireceksin? Anne diyor ki ben Hristiyan yetiştirmek istiyorum. O vebali nasıl taşıyacaksın, o günahı? Evlenirken inançlarımıza da dikkat edeceğiz. Dolayısıyla burada birincisi bu. İkincisi, zorlamak yok dinde. Tavsiye edersin, ihtar edersin ama boşamayı böyle yerlerde kullanmamak lazım. Güzellikle yaptırmak en güzelidir. Güzelliğin yaptırmayacağı hiçbir şey yok. Usul olarak bence yanlış bir usul takip ediyorsun. Başka bir usulü. Onu bilgilendirmek, onu şuurlandırmak, onu sevdirmek varken yokuşa sürmek yanlış. Burada netice alınmaz. Evliliği de zedeleyebilir. Bu tehditler doğru olmamış bence. Ama insan emri bil maruf, nehyanil münker. Eşine çok efendim, tabii vazifesi var. Ku enfüsekum ve ehlikum nara ve kuduhennasu vel hicara uiddet lil kafirin. Eş, kendinizi, ailenizi cehennem ateşinden koruyun diyor. Nasıl koruyacağız? Namazını kıl kardeşim. Ey işte efendim, oğlum namazını kıl. Anne namazını kıl, baba namazını kıl. Bunları söyleyeceğiz ama tatlı değil, güler yüzle söylenirse tesiri oluyor. Evet, Berkay geldi. Berkay gel bakalım. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Mikrofon taktın mı? Evet taktım hocam. Zahmet etmeseydiniz hocam. Estağfurullah. Şöyle alalım seni. Misafirimizsin, ev sahibi. Teşekkür ederim hocam. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz nasılsınız? Allah afiyet versin. Sağ olun hocam. Şimdi sevgili izleyiciler, soru soran Berkay'ımız bu. Ramazan başından beri Berkay. Ama elleri soğuk. O da neden olur biliyorsunuz. Bir hafif bir heyecan olur. Yok hocam ya, açıkçası hani öyle duruş anlamında hani size karşı... Yani hiç biraz de, rahat görünmek için aslında elimi tutmuştum ama soğuktan değil. Hiç de böyle şey vermiyor yani, ne derler, kıl aldırmıyor yani. Peki
Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Bugün soru var mı? Sohbete mi geldin? Ya hocam normalde bugün soru soracaktım. Hı. Yani yine soru sorabilirim. Siz çağırınca hocam. Sorunu sor. Soruyu sor ki sen soruyla eşitlendin şimdi artık. Berkay soruyor. Berkay sorması olmaz. Doğru söylüyorsunuz hocam ya. Hocam bugünkü sorum reenkarnasyonla ilgili. Hocam reenkarnasyon bildiğiniz gibi çok fazla insan tarafından şu anda kabul görüyor. Yani 8 milyara aşkın dünyada insan sayısı var ve internette bu kaynaklarda 1 milyara yakın reenkarnasyona inanan insan sayısı var. Bu yüzden de hani evrensel bir konu olduğunu düşündüğüm için. İnternette 1 milyara yakın reenkarnasyona inanan var sözünün bir ispatı olması lazım. Aslında var hocam. Hani kaynağı gördüm yani belli bir inanan insan sayısını belirtmişler. Çünkü Uzak Doğu coğrafyasında. Bak Müslüman nüfusun sayısını biliyor musun dünyada? Bilmiyorum hocam. 2 milyar. Yani 1.850 milyon Müslüman varken 1 milyar reenkarnasyona inan insan olabilir mi? Olamaz. Yani toplam Hristiyanların nüfusu işte 3 milyar civarında. Hristiyanlar bile 3 milyar civarında. 1 milyar reenkarnasyon o abartılı bir rakam. Bu reklam amacıyla söylenen şeylerdir. Bir defa ispatı olmayan şeylere. Ama reenkarnasyona inanan var mı? Var. Az da olsa bizim ülkemizde de var. Özellikle de Hindistan'da var. Uzak Doğu coğrafyasında çok fazla var. Tamam. Çünkü orada bir defa o 1 milyar sözünü ben kabul etmiyorum. Tamamdır. Bunun ispatı hocam. Mümkün değil. Bunu kaynağımı gösteririm hocam. Doğru. Tamam. Haklı olabilirsiniz hocam. Hani devam edelim. Peki reenkarnasyonu önce bir anlatayım hocam. Niye reenkarnasyonu sordun ve bu nedir? Önce biz hocam önce reenkarnasyon halk tabiriyle genelde reenkarnasyonu şöyle ifade ediliyor. Hani öldükten sonra bir yaşam olarak belirtiliyor. Ama kelime mahlası tam olarak bu spiritualistler yani ruhçuluk dediğimiz bilim insanları genelde ruh göçü olarak adlandırıyorlar bunu. Hı hı. Hani ruhun bedenden göçmesini. Benim sorum da açıkçası bu yüzden bir örnek yakaladım. Hani reenkarnasyon örneği olabilir mi diye bir soru getirdim. Peki. Hatta bu resimleri de var arkadaşlardan rica edersem resim üzerinden de anlatabilirim tamam, hocam. Tamam resimleri gösterin. Hocam insan öldükten sonra biliyorsunuz cesedini biz toprağa gömüyoruz. Evet. Tasarımcılar, teknoloji gelişti malum bildiğiniz gibi hocam. Toprakta çözünebilen bir kapsül geliştirdiler. Bunun ismi de Capsule Mundi diye geçiyor. İnsan cesedi, yani beden öldükten sonra cesedi kapsüle cenin şeklinde koyuyorlar hocam. Ve bu kapsülün içine ağaç tohumları koyuyorlar. Hı hı. Sonra da hocam bu ağaç hani yavaş yavaş filizleniyor ve büyüyor. Büyüsün. Etrafında da mevsimlik işte patates. Orada istersen bir anlat. Tabii hocam buyurun. Hı, buradan anlat bakalım. Neymiş bunu? Göster. Hocam, yok estağfurullah hocam siz gösterin. Şöyle göstereyim. Kapsül hocam toprakta çözülüyor. Yani bu yüzden insan bedeninde cenin şeklinde. Arkadaşlar bir resim daha vardı. Cenin şeklinde böyle insanı koymuşlar. Bu kapsülün içine diğeri. Şöyle hocam. Bunun içine bir de tohum koyuyorlar. Ağaç tohumu. Bu yavaşça ağaç oluyor ve filizleniyor. Burada ne var? Burada hocam ölü bir ceset. Ceset. Cesedi koyduk İnsan toprağa. Bedeni. Evet hocam. Tamam. Bunun içine de ağaç tohumları konuluyor. Toprağın içine koyuyor. Kapsülün içine. Kapsülle toprakta çözülebiliyor. Tamam. Ayrışabiliyor yani. Koysun. Sonra hocam bu yavaş yavaş filizlenip ağaç oluyor. Bu çevresinde, toprağın çevresinde hı hı. İşte patates, nişasta, mısır gibi tamam. Sebzeler de yetişiyor. Tamam. Bu hocam bir reenkarnasyon örneği olabilir mi? Şimdi ağacın köklerinin topraktan beslendiğini biliyoruz. Evet. Bu kapsülden besin alıyor ağaç aynı zamanda. Evet. Buradan böyle bir canlının geçişi, hiçbir türden türe geçiş bugüne kadar kainatta olmamış. Tabii. Siz buraya insan değil de affedersiniz bir köpek ölüsü koysaydınız yine aynı şey olacaktı. Doğru. Köpeğin de reenkarnasyonu olabilir mi diye soru sorabilirdik bu sefer. Şimdi buraya köpek değil de kullanılabilen gıda türünden, vitamin türünden bir şey koysaydınız bu ağaç yine büyüyecekti. Tabii hocam yine büyüyor. Ya bu ağacın büyüme sebebi buradaki cenin olan ceset değildir.
cesedi ağaçla birleştirmekle ruhu siz ağaca geçiremezsiniz. Hulul deniyor buna. Şimdi oturabiliriz. Şimdi bu hulul deniyor. Bu bir resimde aldatmaca var Berkay. İster ceset olsun, ister insanın kendisi olsun, bir ağacı insana zerk edin, köklerini insandan beslenmiş olsun ve o hayat böyle yaşasın ve ölsün. Bir insanın ruhu Allah tarafından sonradan insana verilen bir enerjidir. Çocuk belli bir kıvama geldikten sonra cenin ona ruh ve nefahna min ruhina, ruhumuzu üfledik diyor. O ruhta biz eceli geldiğinde ruhunu müminlerden incitmeden alırız. Eceli geldiğinde kafirlerden ruhunu da testereyle doğrar gibi eziyetle alırız diyor. Ölen insandan zaten ruh çıkıyor. Doğru. Dolayısıyla geriye sadece topraktan yaratılmış bir vücut kalıyor. Bu vücudun içerisinde herhangi bir ruh yok. Olmayan bir şeyle bir canın bir başka bedene, bir başka cisme geçmesi zaten düşünülemez. Birincisi bu. İkincisi hulul deniyor buna İslam ıstılahında. Hulul. Hulul yani geçiş. Bu geçişi Kur'an-ı Kerim'de... Bu ağaç geçişine mi hocam hulul diyoruz? Bedenden bedene geçiş, bir başka beden, bir başka canlıya geçişi Kur'an-ı Kerim'de iki şeyle biz reenkarnasyonun olmadığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet bulmuştum. Tamam. Şimdi hatırlamıyorum hocam, yalan olmasın çünkü Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. İki ayet yakalamıştım. Duhan suresiydi sanırım hocam biri. Diğeri de Bakar olduğunu. Ama sadece insanlar şu yüzden kafası karışıyor. İlk başta diriltilip öldürülüp tekrar diriltilmekten bahsediliyor. Yani biz dirilmemiz insan karnında olmadığı için diriltme kelimesi insanlar yanlış anlayabiliyor. Çünkü İslam dininde de reenkarnasyon yeri olmadığını biliyorum. Ama İslam dinine mensup olan kişilerin de reenkarnasyonla ilgili belli başlı düşünceleri var. Bunun sebebinin bu olduğu düşünüyorum. Oradaki dirilme kelimesi. Bak Kıyamet suresinde La uksimu bi yevmil kıyameti ve la uksimu bin nefsil levvame e yahseblu insanu ellen necma izameh bela kadirine ala ennüseviye benane. Bu Kıyamet suresinde insanın beden olarak diriltileceği, ruh olarak diriltileceği gösteriliyor. Kıyamet suresinde. Müminun suresinde ise şöyle diyor. Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında Rabbim der, beni geri gönder. Şimdi ölüm geldi ya, hı hı. Bir sefer ölüm vardır. İkinci ölüm, biri siz ölülerdiniz, Allah sizi diriltti. Sonra yine öleceksiniz, Bakara 28 sizin dediğiniz, evet, 28 evet. Olabilir. Duhan suresinde. Duhan ve Bakara'ydı hocam. Siz ölülerdiniz, sizi diriltti. Yani biz ruhlar aleminde yaşamıyorduk, bilmiyorduk canlı olduğumuzu. Ana karnında ruh üflendiğinde biz yeniden dirildik. Tekrar öldürüleceksiniz, tekrar dirileceksiniz. Mahşere atfen söylenmiştir. Çünkü bu ayet onu açıklıyor. Anladım. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de oradaki ölünün maksadı iki defa ölmek değil. Yani bir bedene gireceksin, hı hı. Bir daha öleceksin değil. Ta ki boşa geçirdiğim dünyaya iyi iş yapayım diye Rabbim beni gönder diyecek. Ölüm anında kötü yaşayanlar, cehennemlikler. Kötü yaşayanlar. Hayır, onun söylediği boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Yeniden dirilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Ruhlar aleminde kalacaklar. Bu sanki reenkarnasyonu bir tepki olarak. Bu reenkarnasyonu bitiriyor. Evet, yani. Niye bitiriyor? Ruhlar oraya girer, buna girer, oradan çıkar. Öyle bir şey yok. Ne diyor? Öldüğü zaman insanın ruhu berzakta bekler diyor. Haklısınız hocam. Zaten bu soruyu, özür dilerim hocam. Bu soruyu sormamın sebebi, hani teknoloji ile bayağı yükseldikçe, arttıkça, hani zaten ruh beden transferine reenkarnasyon diyoruz. Burada bir beden, hani bir ağacı beden olarak görürsek ayrı mevzu tabii ama hani insan vücudunun direkt toprak olmaktan ziyade doğaya faydalı. Hatta ikinci sorum da bu konuyla ilgili olacaktı hocam. O ayrı bir şey, ancak biz insan ruhunun daha doğrusu insanın bedeninin de
dokunulmaz olduğunu biliyoruz. Biz Hristiyanlar gibi yakamayız, eritemeyiz, sabun yapamayız, işte Hitler gibi vesaire dokunulmazdır. O bedene dokunamaz. Onun vazifen, Müslümanın vazifesi onu kutsal sayıp, beden kutsaldır, herkesin bedeni kendine kutsaldır daha doğrusu. Onu mübarek sayıp toprağa, topraktan geldiği için toprağa vereceksin. Bu bir. İkinci bir konu, reenkarnasyonun yaygın olmasının sebebi bu tür hikayelerin anlatılıyor olduğu bölgelerde yaygın oluyor. Onun dışında bir başka yerde bu yayılmıyor. Eğer öyle dedikleri gibi olsaydı, haşa, Allah'ın imtihan etme, herkesi sorumlu tutma şartı da ortadan kalkardı. Yani Rabbim, ne ben insanım, daha sonra beni affedersin, köpek yaptım. Ben köpektim, insan oldum. Hangisi hesaba çekilecek? Hesap kavramını ortadan kaldırıyor. Yani bir hesap verme, mesul olma duygusunu da ortadan kaldırıyor. İki, nesilleri ve zihinleri teşviş ediyor. Doğru, diyor mantıklı. Ki ben senin, diyor, daha önce ölmüş dedenim geliyor. Ben senin daha önce ölmüş amcanım. Alakası yok. Nesli burada bozuyor. Nesiller bozuluyor. Tutarlı bir ilmen tarafı, dinen tarafı yok. Ama bu var mı? Var. İnananlar var. Bizim Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine göre böyle bir şey mümkün değildir. Reenkarnasyonu, hululu biz kabul etmiyoruz. Teşekkür ediyorum bugünkü sorun içinde, geldiğin için de. Sorularına yine devam et. Ciddi sorular soruyorsun, araştırıyorsun. Burada sevgili izleyicilerimize söyleyeceğin bir şey de varsa, hazır mikrofonu bulmuşken duygularını da alalım. Yarın da Kadir Gecesi. Evet hocam, inşallah kavuşacağız. Sen aynı zamanda tabii gençlerin de bir sesi oldun bize. Ben seni gençler adına da dinlemiş oldum. Onlarla ilgili. Fakat şunu görüyoruz. Piyasada, internette hakikaten insanın zihnini, bunlar kötü şeyler değil, tahrik edici çok soru var. Ama bunların dinimizde hepsinin cevabı var Berkay. Kesinlikle hocam. Yani bizim, mutlaka cevabı var. Özür diliyorum hocam. Hani bizim genel olarak hani gençlerimizin Kur'an'ı okumadan bazı şeyleri eleştiri yapması, özellikle Türkçesini bilmeden, yani okuduklarının anlamaları gerektiğini düşünüyorum. Hani okudukları, evet, şeyi anlamaları lazım. Sen yani de, en biz önemlisi senin bu. Çabanı takdir ediyoruz. Okumaktan zarar hocam gelmez. İlim insana doğruyu gösterir, araştırmak doğruyu gösterir. Dinimizde ilim insanı destekliyor. İmanı taklitten tahkike erdiren Allah'a hamdolsun diyor Peygamber Efendimiz. Araştıran, hemen böyle kulaktan duyma inanmayan insanlar için çok güzel bir sözü var. İmanı taklitten tahkike erdiren Allah'a hamdolsun. Evet, izleyicilerimize buradan hemen hatırlatıyoruz. Az sonra şimdi VTR'miz var. Diyarbakır'da Zülkif Peygamber'in makamına gittik. Kabrinde, oradan Zülkif Peygamberimizin huzurundan sizlere sesleniyoruz efendim. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 25 peygamber var. Vahiy alan, Allah'la konuşan. Bundan büyük bir hadise olabilir mi? Allah'ın konuştuğu, seçtiği o seçkin insanlardan 25'inin adı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Onlardan Elyasa ve Zülkifl, Allahümme salli alen nebi, onların ikisi Diyarbakır, Eyl'de şu anda huzurlarındayız. Burada metfun, onları ziyarete gel. Bismillahirrahmanirrahim. Vezkür İsmail'e vel yesa'a ve Zülkifl ve kullum minel ahyar. Sa'd suresi 48. ayeti kerimesinde Rabbimiz İsmail'i, Elyasa'yı ve Zelkifli, yani Zülkifli an, onların hepsi seçilmişlerdendir, Allah'ın seçtiklerindendir buyuruyor. Ve bugün Zülkifl peygamberin makamındayız. Zülkifl peygamberin kabirlerinin hemen yanındayız, yanı başındayız.
Elyasa peygamberle birlikte Dicle'nin baraj havzası dolmadan önce bir heyet tarafından buraya nakledilmiş ve yan yana Elyasa peygamberle Zülkifl peygamber. Elyasa aleyhisselam kendi davasını benden sonra kim götürecek, bu hak ve hakikat mücadelesini kim yapacak dediğinde elini kaldıran 25 yaşındaki o genç işte. Asıl adı Bişir bin Uhdub. Bu zat Elyasa aleyhisselamın davasına rehberlik yapmak, onu omuzlarına almak istediği için kendisine Elyasa peygamber tarafından benim vekilim, kefilim anlamında Zülkifl ismi verilmiştir, lakabı verilmiştir. Ve ondan hemen sonra oruçlarının, ibadetlerinin ardı sıra Allah onu da nebi olarak seçmiş. Yine Eyl'de, bu bölgede insanlara hak ve hakikati, Allah'ın dinini yaymak, Musa aleyhisselamın getirdiği şeriatı, hakikati insanlara tebliğ etmek üzere ömrünü bu topraklara vakfetmiştir. Milattan önce 8. asırda yaşamış olan Elyasa peygamberin de akrabası, hatta yeğeni olduğu söylenilen Zülkifl aleyhisselamın da makamındayız. Aziz kardeşlerim, değerli izleyiciler, bu kabirler yaklaşık 2 metre 30 santimdir. Gördüğünüz gibi bu heyet tarafından nakledilen kabirler, önce burada mezar yerleri hazırlanıyor ve Allah'ın lütfuyla cesetleri, vücutları hiç bozulmamış olarak kabirden naklediliyor. Hatta Elyasa peygamberin ve Zülkifl peygamberin saçlarının, uzun saçlarının aynen kaldığı kestane renginde, ne tam siyah ne tam sarı, arası bir saçları olduğu da görenler tarafından rivayet ediliyor. Büyük bir sessizlikle, büyük bir coşkuyla, heyecanla ve devletin tüm erkanının katıldığı bir izin ve programla, dualarla, salavatlarla, tekbirlerle kabirleri işte gördüğümüz Eyl'deki bu Bayraktepe'ye, buraya getiriliyor. Ve burası şu anda iki peygamberin de yan yana durduğu, kabirlerinin olduğu, maneviyatın gerçekten ulvi duyguların coştuğu ve çok deruni bir hisle, saygıyla içerisinde bu coşkuyu hissettiğimiz, bu maneviyat hissettiğimiz bir mekandayız. Rabbim onların davasını bu topraklarda devam ettiren ecdadımızdan da razı olsun. Onları bu şekilde Anadolu'nun topraklarında sahip çıkıp kabirlerine hürmet gösteren ve burada bu mezarları onlar için inşa edip gerçekten bozulmamış vücutlarını aynen vefat ettikleri günkü gibi terütaze buraya defneden o halkımıza ve devlet erkanına da, emeği geçenlere ve burada bu güzel ortamı bize, bu imkanı sağlayanlara da dua ediyorum. Gelin şimdi Elyasa aleyhisselam, Zülkifl aleyhisselamın huzurlarında el açıp dua edelim, niyaz edelim. Subhan Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Âmener Resulü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulih. Lâ nüferriku beyne ahadim min rusulih. Ve kâlû semi'nâ ve atâ'nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Sadakallâhu'l-azîm. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdina ve veffikna ilel hakkı ve ila tarikim müstakim. Bi bereketi hatematil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men erseltehu rahmeten lil alemin. Vaafu anna ya Kerim, vaafu anna ya Rahim. Vaafir lena zunubena bifadlike ve cudike ve keramike ya ikramel ekramin. Ve ya erhamer rahimin. Allahümme zeyyinna bi zinetil Kur'anil azim. Ve ekrimna bi kerametil Kur'anil azim. Ve elbisna bi hilatil Kur'anil azim. Ve şerrifna bi şerafetil Kur'anil azim. Ve ekrimna bi kerametil Kur'anil azim. Allahümme ec'alil Kur'ane lena fid dünya karina. Ve fil kabri munisa. Ve fil kıyameti şefia. Ve minen nari sitran ve hicaba. Ve ilel hayrati kulliha delilen ve imama. Bifadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramin. Ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbel alemin. Ve ya erhamer rahimin. Allah'ım tüm peygamberler Adem aleyhisselamdan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eylemiş tüm enbiya-i zam haziratına iman ettik. Davalarını tasdik ettik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyerek İslam'ı ilan ettik. İmanımızı ziyade eyle Allah'ım. İkrarımızı kabul eyle Allah'ım. Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm peygamberlere salatü selam eyliyoruz. Haberdar eyle Allah'ım. Okunan hatimleri, okunan Kur'an-ı Kerimleri, başta Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek mutahhar ruhu şeriflerine hediye eyledik, vasıl eyle. Bil cümle Enbiya-i Zam Hazıratının ervahına ve hasreten şu anda huzurlarında bulunduğumuz Elyas'a aleyhisselam ile Zülkifl Peygamber aleyhisselamın ruhlarına hediye eyliyoruz, sen vasıl eyle Allah'ım. Ya Rab, onların neslini, onların ümmetlerini ve bizleri cennette Resulullah aleyhisselatu vesselam Efendimiz'e komşu eyle. Allah'ım imandan sonra küfre düşenlerden eyleme. Hak ve hakikat mücadelesinde, iman mücadelesinde, peygamberlerin yolundan, sıddıkların yolundan, salihlerin yolundan bizi ve neslimizi ayırma Allah'ım. Ya Rab, nefse ve şeytana uydurtma bizleri. Bize dayanma gücü ver. Kötü alışkanlıkları terk etmeyi nasip eyle. Kendine kul, Habibi Edib'in Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gerçek ümmet eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, dünyada da bize iyilik ver. Ahirette de bize iyilik ver. Bizi sırat-ı müstakimden ayırma Allah'ım. Sapıtmışların, dalalete düşmüşlerin, azgınların, her türlü ihanete düşmüşlerin yoluna değil, peygamberlerin yolunda yürüyen, peygamberleri tasdik eden, onları örnek alan kul ve senin gerçek manada, hakiki manada müminlerin arasına bizleri de dahil eyle Allah'ım. Ya Rabbi, şu İslam diyarını, ezanlarımızı küfür istilalarından, şerlerden, kötülüklerden, kaza bela afetlerden muhafaza eyle. Düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım neslimizden namaz kılanlar, mümin muvahhid bir nesil gelmesini nasip eyle. Ehlimizi namaz kılanlardan eyle. Ecdadına layık bir ümmet olmayı nasip eyle. Ya Rabbi ezan seslerini dindirtme. Bayraklarımızı gönderden indirtme. Kötü düşünenlere, hainlere fırsat verme. Aramızda birlik, beraberlik, kardeşlik tesis eyle. Fitneden, tefrikadan, her türlü hıyanetten bizleri ve insanımızı koru Allah'ım. Bize dayanma gücü ver. Anamızı, babamızı, tüm müminleri bağışla. Allah'ım hasta kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Dertlere derman ihsan eyle.
darda zorda olanlara kolaylık ihsan eyle. Dualarımızı kabul eyle, hatimlerimizi kabul eyle, oruçlarımızı kabul eyle, namazlarımızı kabul eyle. Ya Rab bizden razı ol. Peygamberleri seçtin, onları insanlığa gönderdin. Hak ve hakikati duyurdular. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i müjdelediler. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın davasını da, imanı da insanlara duyuracak gücü kuvveti bizlere ihsan eyle Allah'ım. Mahşer günü Resulullah aleyhissalatu vesselamın livayül hamdi altında bizi haşru cem eyle. Onun ahlakıyla yaşamayı, ona gerçek ümmet olmayı, sünnet-i seniyyesine bağlı kalmayı bizlere lütfeyle. Ya Rab, cennete ilk girenlerden, peygamberlerle birlikte, şehitlerle, sıddıklarla, salihlerle cehenneme uğramadan doğrudan cennete girenlerden eyle. Ya Rab, gönlümüzde müminlere karşı kin ve nefret bırakma. Ya Rab, dualarımızı Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualara ilhak ile müstecab eyle. Ya Rabbi, senin nice salih güzel kulların var, peygamberler var. Onların ahlakını, onların davasını gönlümüze ilka eyle. Şeytana, nefse geçit verme Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu duaya amin diyen, burada bulunan kardeşlerimizin dünya ve ahirete müteallik muradımızı ihsan eyle. Geçmişlerimizin ruhunu şad eyle. Lillahi Teala el-Fatiha. Evet, yeniden bereketli sahurlar diliyorum. Geceniz mübarek olsun. Rabbim Kadir gecesine erdirsin. Evet, yarın bu gece, yani bu saatlerde yarın bol bol dua yapacağız. Tevbe istiğfar, zikirler, kasideler, salavatlar, Esma-i Hüsna, Kelime-i Tevhid zikri, tevbe, Seyyidül İstiğfar duası, Amentü duası. O gün ibadet, çünkü her bir saati 10 seneye bedel. Bir saati 10 seneye bedel. Boşuna vakit geçirmeyeceğiz inşallah yarın gece. Şimdi bir telefonumuz varmış, alalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam, iyi akşamlar, hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Sağ olun efendim, size de Mersin'e selamlar, buyurun. Efendim benim şöyle bir sorum vardı, gayrimüslime benim bir borcum vardı, $200. Evet. Bu geçtiğimde oldu, yalnız ben bunu veremedim. Kendisi de ölmüş, adresini falan da bilmiyorum, yakınlarını falan. Bunun şeysi nasıl olur efendim? Bulamaz mıyız? Aradık mı? Aradım efendim de bulamıyorum. Polonyalı kendisi almıştım zamanında ama ödeyemedim bu borcu. Resmi falan da mı yok? Efendim? Resmi falan da mı yok? Resmi? Yok efendim, hiçbir şey yok. Bu aşağı yukarı 15 sene önce olan bir olay. Ben şöyle yapsanız çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Mesela yani siz bunu yaparak çok gönül fethedersiniz. Çok insanlara örnek olursunuz. $200 zarfa koyacaksınız. Bu adamın adını biliyorsunuz. Evet. Adını, sanını biliyorsunuz. Giderim sizin yerinize. Polonya Büyükelçiliğine, Ankara'da. Varsa İstanbul'da başkonsolosu bilmiyorum, var mı? Polonya Büyükelçiliği vardır. Evet. Ben sizin vatandaşlarınızdan birine borcum vardı. Adı da şuydu. Arayıp bulun, bulamazsanız da bunu bir fakire verin derim. Hem Polonyalıların gönlünü kazanırsın, hem elindeki o paradan kurtulursun. Harika bir örnek olmuş olursun. Müslümanlığın güzelliğini gösterirsin. Şimdi şu da söylenebilir. Ya ver bir fakire kurtul. Ama bu daha güzeli var. Daha güzelini yapmalıyız. Tersine düşün, birisi böyle bize davransa biz onu ne kadar hoşlanırız, değil mi? Ya bu evet, zor biraz ama size külfet olacak. Böyle yaparsanız çok hoş ve güzel olur. Neticelerde çok da bereketli olur diye düşünüyorum. Hocam bir de bir şunu söylemek istiyorum ben. Burada benim yaşadığım yerden bazı hocalarıma ben bunu danıştım.
biz bu gayrimüslimin olduğu için dediler, bu parayı dediler biz yakalım. Nasıl yakacağız hocam dedim. kendileri bana dediler ki, bunu dediler camiye, caminin doğal gazına, elektriğine bu şekilde ödeme yapalım dediler. Böyle de bir şey uygun olur mu? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Yakalam deyince ben de parayı yakacaklar zannettim. Ona yok, da yok hocam, güldüm yok. De yakıtı harcayalım diyorlar. Bakın doğrusu budur, doğrusu. Size bir şey söyleyeyim. Bir makine parçası Almanya'dan burada bozulmuştu, ben istedim. Almanya'daki fabrika o parça bittiği için yeni bir parça vermiş. Ardından bir de yedek vermiş. Bir de özür mektubu yazmış, aynı parçayı gönderemiyoruz diye, ve ücret almamış. Evet hocam. Şimdi bu Müslüman ahlakı herkese lazım. Anladım. Yoksa camiye verirsin, fakire verirsin, kurtulursun. Ondan da bir şey olmaz. Ama güzeli yapmak varken niye yakalım edelim? Gerek yok. Dediğimi yapabilirseniz harika olur. Ben olsam şimdi, hani şimdiki aklımda böyle bir borcum olsa gider bunu yaparım. Çok kıymetli bir şey olur. Peki diğer soru var mı? Başka hocam, bir de ben turizmde çalışıyorum. Gece de namazımı elhamdülillah kılıyorum. Allah kabul etsin. Yatsı namazlarını, farzını ve salat-ı fütüre de kılabiliyorum. Sadece yatsı. Diğerlerimi beş vakitimi kılıyorum. Bunun sayısı nasıl olur hocam? Yatsıda daralma mı oluyor, vakit kalmıyor vesaire? İşte otelde çalıştığımız için telefon geliyor, şey diyor, ne yapayım, müşteri geliyor, bir an evvel kılayım, kurtulayım diye şey diyorum. Anladım. Boş vaktinizde, zamanınız müsait olduğunda, daralmadığında, böyle bir iki ara bir derede kalmadığınızda sünnetleri kılıyorsanız, bu dar vakitte kılamadığınız zaman da sanki kılmış gibi sevap alırsınız. Yani önemli olan orada farzı terk etmemek, vacibi terk etmemek. Hele hele farzı asla terk edemezsiniz. Evet. Ama hiç olmazsa farzı kurtardım diyorsunuz. Ama fırsat bulduğunuzda da sünneti kılmanız lazım ki sünnete önem verdiğiniz anlaşılsın. Yani o gecenin ilerleyen saatlerden diyorsunuz hocam. Ne zaman kılabiliyorsanız şöyle... Yatsı namazını akşam namazından 1,5 saat sonra genellikle ezan okunuyor. 1 saat 20 dakika, 1,5 saat civarında. Dolayısıyla o zaman kılınmaya başlanıyor. Bazı alimlere göre, hatta bazı mezheplere göre gece yarısına kadardır. Ama bizim Hanefi mezhebine göre, alim ulemanın çoğunluğuna göre imsak vaktine kadar yatsı kılınır. Anladım. Bu iki görüşten şüpheden kurtulabilmek için mümkünse yatsı namazını gece yarısı olmadan kılmak lazım. Evet hocam. Fakat bir seferinde Resul Efendimiz, Buhari hadisidir, İnsanlar uyudular, beklediler. Peygamberimiz son vaktini bekledi, yatsını öyle kıldırdı çok sonra. Oradan da anlıyoruz ki yatsının vakti ta imsak vaktine kadar genellikle kabul edilen budur. Ancak yatsıyı mutlaka gece yarısından önce kılmak çok daha güzeldir. Hayırlı Kadir, gecenizi tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar şimdiden efendim. Allah razı olsun hocam. Allah başımızdan hükmetsin efendim. Estağfurullah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Diğer telefonum. Selamun aleyküm. Aleyküm esselam. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Hayırlı sahurlar. Sağ olun. Allah razı selam olsun. Selamun aleyküm hocamıza. Aleyküm selam. Ben de konuşuyorum. Remziye Hanım, buyurun. Ben bir şey soracaktım hocama. Evet, dinliyorum sizi. Ben 45 senelik evliydim. Biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. 45 senelik evliydim. Kocam önce çok bana kötülük yaptı. Sonra biraz durdu, biraz yine başladı. Sonuçta beni kovdu. Dışarı git, hadi git, hadi git. 6 tane benim çocuğum var. Benim çocuklarım var. 4 kız, 2 oğlan. Evet. 2 oğlanı iyi baktık. Birere, ikişere verdik. Birini okuttuk, avukat ettik. Bir de bir kızım var, ayağı sakat. Yanıma aldım. Hı hı. Beni boşadı. Ben şimdi ayrı oturuyorum. Ayrıldım. Yani
bana mülk, maddi, manevi çok bir şey vermedi. Biraz harçlık verdi. Tamam. Ben çocuklarım da şimdi bana gidip gelmiyor. Bir iki çocuğum var geliyor, kız çocuğu. Dört çocuğum gelmiyor. Evet. Ama benim oğlum avukat oldu. Kıbrıs'ta okuttum. Benim kendi paramla bira var. Beni boşatan o oldu. Benim şimdi acaba ben çocuklarımı istemiyorum hocam. Helal etmiyorum hakkımı. Cenazeme bile demişim gelmeyin. Acaba günah mı, günah değil mi hocam? Bu oğlunuz sizin öz oğlunuz değil mi? Evet, dört kızımın üstüne oğlum oldu. Babası ona ev aldı, hepsine mal verdi. Malın da yarısı duruyor, beni boşadı ki sana bir şey vermeyeceğim diye. Allah Allah. Ben aylığını falan onu bunu alamıyorum. Ben Urfalıyım, Urfa'nın da yarısı beni tanır. Aylığını nasıl alamıyorsun? Aylığını boşandığım için alamıyorum, kendi alıyor ya. Biz öyle bir 800 açık kız yanımda diye rahatsız ona aylık verdi. He, tamam. Ona bakıyorum, anladım. Onunla bira var. Yani çevreden geçimimizi ediyor. Allah yardımcın olsun. Böyle çocuklar var, ana babaya asi olan, hayırsız olan. Canın yanmış, seni incitmişler. Annelerin duasını almak lazım. Ananın bedduasını alan iflah olmaz. Tek taraflı dinliyorum ama anlattığınız gibi ise o evlada siz her şeyi söyleyebilirsiniz. Hak etmiş. Aynen hocam. Ben yani kocamın 1 milyon günah parasını helalini yememişim. Ben kendi hakkımı halal etmiyorum. Beni de çok tanırlar. Hepsi de benimle biralar oldular. Ama kimse laf anlatamadı. Ben 62 yaşındayım ama ben 45 sene kendine emek verdim. Kız da bile yanımda. Bir kız da gelip soruyor. Yazık olmuş. Çocuklar 45 ilgilenmiyor. Sene, 45 sene evli kalan bir insan hanımını boşar mı? Torunlar var, çocuklar var, akrabalar var. Yani siz onlara örnek olacaksınız. Birbirinizin kahrını çekmişsiniz. Yazık olmuş. Allah kolaylık versin. Duamız sizinle Rabbim inşallah. İnşallah. Dünya ve ahiretimiz güzel eylesin. İnşallah bu kızıma dua etsin inşallah. Ya, ona da selam ediyoruz. Kız da sakat, yürüyemiyor biraz ayağı. Allah'tan devletimiz olmasam, sahip çıkıyor da bak maaş alıyorsunuz, onlarla geçiniyorsunuz. Sağlıklı, afiyetli, hayırlı geceler diliyorum. Kadir geceniz mübarek olsun. Selam söyleyin kızınıza da inşallah. Evet, zor yani, yazık, insanlar kendi eliyle yuvalarını yıkıyorlar. Diğer telefonumuz. Selamünaleyküm. Hayırlı geceler. Aleykümselam hocam. Hayırlı kandiller, hayırlı Ramazanlar. Sağ olun efendim. Buyurun. Benim 2 sene önce kızım vefat etti. Sabahtan kalktı, etiğine nuvan olmaya gitti. Hı hı. Orada kanın yüksek çıktı diye anju yapmışlar. Ağız damarını patlattılar. 3 tane 20 gün önce de 2 tane ekiz bebeği vardı. Bir tane de 1-1,5 yaşında vardı. İlk çocuğuyla kaldı. Hocam bu kader mi? Yoksa o gün onun şeyi bitti mi? Hani diyorlar onun o gün yiyeceği, ekmeği, içeceği su bitti diyorlar. Şimdi başkasının ihmalini, günahını kadere yüklemek yanlış. Sonuçta insanların ölümü kaderidir. Ancak suçlu varsa cezasını çekecek. İhmalkar varsa vebalini çekecek. Yoksa kaderin üstüne atamazsınız onu. Biz burada buraya çıkarsam ben mesulüm. Buradan düşersem, dikkat etmezsem, ayağımı kırarsam sorumlu benim. Yani kaderin üzerine niye atacağım? Dikkat edeceğiz. Dikkat edilmezse suçlu var demek, ihmalkar var demek. O konuda dava açabilirsiniz. Hakkınızı savunabilirsiniz. Herhangi bir alacağınız vesaire varsa tazminat davasının peşine düşebilirsiniz. Kader deyip böyle boş bırakmak, efendim takip etmemek olmaz. O da günah olur. Hatalar varsa düzeltilecek. Dolayısıyla başınız sağ olsun. Sorumlularda o gerçekten suçu ihmali varsa onlar sorumluluğun gereğini yerine getirsinler. Devlet onu takip eder dava açarsanız. Hocam kimi kime şikayet ediyorsun? Sabah saat 7:30'da ağız damarını patlatmışlar. Akşam 5'den bize haber vermediler. Akşam 5'te haberimiz oldu.
Ama işte bunlar bana söylediğin gibi mesela bir savcıya söylesen dava açar. Gideceksin bir savcıya, anlatacaksın, diyeceksin böyle oldu. Anlatmadınız mı? Başka bir hocaya sorduk hocam, aynı böyle anju yapan hocaya İstanbul'da. Kılıfına uydurmuşlar, bir şey yapamazsınız demiş. Eşinden iki kere imza almışlar. Ama şimdi siz o zaman imzalamışsınız, şimdi peşine düşüyorsunuz. O zaman imzalamayacaksın. Ben yıllardır söylüyorum, bizim Türk halkı önce okumadan imzayı atar, sonra da hadi çöz meseleyi bakalım, davanın peşine düşer. Evet hocam, onundan geçtiğinde ölmüşmüş benim kızım. Evet, Allah acınızı hafifletsin. Varsa bir ihmal, hiçbir şey gizli kalmaz. Mutlaka bir gün ortaya çıkar efendim. Peki, başka sorunuz var mıydı? Hocam bir de benim atlasına kızım gelmiş. Aa demiş, Tunç'a geldin mi demiş. O da geldim atla demiş. Sen ölmedin mi demiş. Yo ölmedim demiş. Ölüm nasıl olur Tunç'a demiş. Nasıl yaşarsan öyle ölün demiş. Birinde geldiğinde de üç tane bebeği sepetiyle gelmiş. Sevecekmişmiş atlası. Onlara dokunma atla demiş. Onlara Davut Aleyhisselam bakıyor demiş. Bu ne demek hocam? İnşallah güzel yerdedir. Şehit olmuştur. Allah makamını yüce eylesin inşallah. Güzel rüyalar, ölmemiş demek ki. Orada ona ikramlar yapılıyor. Ne güzel. Rabbim cennetinde buluştursun, peygamberimize komşu etsin, cennetine dahil etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olsun. Baştan söylemiştik, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat anı yaklaştığında, hac, veda haccından sonra, estağfirullah, İza ca'e nasrullahi vel feth ve ra'eyten nasi yedhuluna fi dinillahi efvaca fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir innehu kâne tevvaba. Bu sureyi Hazreti Ebu Bekir'e okuduklarında Hazreti Ebu Bekir sureyi görünce, dinleyince ağladı. Halbuki sure aslında İza ca'e nasrullahi vel feth, Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman verayet ennas yedhuluna fi dinillahi efvaca. İnsanların fevç fevç, oluk oluk, öbek öbek dine girdiğini göreceksin. Yedhuluna fi dinillahi efvaca. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfir. Bu sebeple Rabbini tesbih et, hamd et ve istiğfar eyle. Estağfirullah dediği ayet-i kerime peygambere emrediyor. İşte oradaki fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu, Hazreti Ebu Bekir buradan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatı yakındır anlamını çıkarıyor ve hüzünleniyor. Allah Resulü veda haccından sonra bir başka hal büründü kendisine. Kabirleri daha çok ziyaret etmeye başladı. Uhud'a gitti. Cennetül Bakı'ya gitti, şehitleri ziyaret etti, kabilelere, insanlara daha çok ziyaretler yapıp helalleşti ve ümmetine benden sonra namaza dikkat edin, benden sonra bu putlara tapanlar, mabetlerini puthaneye çevirenler gibi olmayın, insana tapanlar gibi olmayın, benim kabrimi ibadethane yapmayın. Bana tapınmayın. Allah onlara lanet etsin. Peygamberlerin resimlerini yaptılar da kabirlerine ya da mabetlerine asıp sonra da onları mabut edindiler. Siz öyle olmayın. Nasihatlarda bulundu. Ve son 13 gününde ateşli bir hastalığa yakalandı. Ateşi çok yüksekti. Hayber'de yediğim o lokmanın zehirinin, yutmadığım halde zehirinin tesirini damarlarımda hissediyorum diyordu. Medine'nin çeşitli kuyularından soğuk sular getirdiler. Allah Resulü onlarla yıkandı. Sulardan şifa,
Rabbimiz Kur'an'da beyan ediyor. Allah Resulüne ilaçlar getirdiler. Habibi Edip, Resul-i Kibriya, Resul-i Ekrem'in hastalığı şiddetten şiddete arttıkça artıyordu. Hazreti Ayşe'nin odasına geldi, oraya çekildi. Camiye çıkamaz oldu. Mescid-i Nebevi'ye pencereden bakıyor, ashabı ya Resulallah çıkacak, Resulullah gelecek namaza diye hep beraber Resulullah'ın penceresinin yolunu gözlüyorlar. Gelsin de namaz kıldırsın diye bekliyorlardı. O bütün kapılar kapatılsın, Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın ve namazları Ebu Bekir kıldırsın buyurdu. Fatıma'nın kulağına bir şey söyledi o günlerde. Hazreti Fatıma önce ağladı. Tekrar eğildi, bir şey daha söyleyince bu sefer güldü. Biraz kendini iyi hissetti. Hazreti Ali geldi, amcası Abbas geldi. Koluna girdiler, ayaklarını yerde sürüyerek cemaatin içerisine götürdüler. Hazreti Ebu Bekir namaz kıldırıyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görünce geriye çekilmek istedi. Umkus mekanik, yerinde kal. O yerinde kaldı. Allah Resulü'nü oturttular Hazreti Ebu Bekir'in yanına. O Resulullah'a bakarak imamet yaptı. Cemaat Peygamber Efendimiz geldi de çok sevindi. Son kıldığı namaz buydu. Ertesi gün yine cemaat bekledik. Çıkacak herhalde Resulullah Efendimiz aramıza diye. Fakat Resulullah Efendimiz biraz daha kendini iyi hissettiğinde kalkmak istedi. Kalkamadı. Pencereyi açtı, perdeyi açtı. Ashabıyla göz göze geldi. Baktılar nur yüzüne. Allah Resulü'nün yüzüne bakarak ağlaştılar. Görüşleri, o görüşleri son görüştü. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha dizine başını koydu. İçeri o sırada ya Abbas ya da oğlu Abdullah ya Fazıl ya Kusam, onlardan biri girdi. Onların birindeki elindeki misvakı gördü. İşaret etti. Söz söyleyecek takatı da kalmamıştı. İşaret edince Hazreti Ayşe anladı. Hemen bir su tasla su istedi. Misvakı içine daldırarak yeni bir misvak. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek femi saadetlerinden onun dişlerini fırçaladı. Çok severdi misvakı, diş temizliğini. İnci gibi dişleri vardı. İlk uyandığında dişlerini temizlerdi. Eve girdiğinde misvak kullanır. Evden çıktığında misvak kullanır. Abdestte misvak kullanır. Pırıl pırıl dişleri vardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İler Rafikil Ala diyerek göğe doğru, tavana doğru bakmaya başladı. Hazreti Ayşe'nin dizinde elinde misvak ve bir tas su, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gözünü bir noktaya dikmiş. La ilahe illallah, la ilahe illallah, İler Rafikil Ala, İler Rafikil Ala, İler Rafikil Ala. Yüce dosta kavuşmak için, yüce dosta kavuşmak için derken eli aşağıya indi ve gözlerini kapadı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hakk'a kavuştu. Allah'a kavuştu. Hazreti Ebu Bekir bu haberi aldı. Dayanamadı. Geldi Resulullah, mübarek yüzünü açtı, alnından öptü onu. Hazreti Ömer dehşete kapılmış, irkilmiş. Kim Muhammed öldü derse boynunu vururum, o ölmedi. Musa gibi vahiy almaya gitti diyordu. Hazreti Ebu Bekir Ali İmran 144'ü okudu. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ Muhammed ancak peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür ya da öldürülürse siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Ayeti okuyunca Müslümanlar biraz teskin oldular. Ne yapacaklarını bilmiyorlardı.
Bir peygamber ölünce ne yapılır? Bir peygamber vefat edince ne yapılır? Bir peygamber ahirete irtihal edince ne olur? Beklenmedik bir olay karşısında. Bütün ashab yıkıldı adeta. Hazreti Ebu Bekir'in dirayet her zaman öne çıktı. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Hazreti Ali Efendimiz Kerramallahu Veçhe biricik damadı o yıkadı. Ve Resulullah Efendimiz'in namazını kim kıldıracak? Kim imam olabilir o varken? Erkekler tek tek grup grup gelip namaz kıldılar. İmamet yoktu. Kadınlar geldiler tek tek namaz kıldılar. Ve nereye defnedeceklerini istişare ettiler. Yine Ebu Bekir radıyallahu anh dedi ki, Allah Resulü'nden duymuştum. Peygamberler nerede vefat ederse oraya defnolunurlar. Hazreti Ayşe'nin odasında kabir kazıldı. Fatıma daha sonra söylüyor, nasıl toprak atabildiniz babamın üzerine? Nasıl eliniz vardı ona toprak atmaya? 3 gün sürdü. Pazartesi günü doğmuştu. Pazartesi günü Medine vefat etti. Salı günü cenaze namazı kılındı. Çarşamba günü cenaze namazı kılındı. Günlerce devam etti. Ve çarşamba gecesi o kazılan kabre, ebedi istirahatgahına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı tevdi ettiler. Rabbim şefaatine nail eylesin. Onun yaşantısı, hayatı, örnekliği, Kur'an'ı tebliği, beyanı, o bizim için en büyük rehberdir. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği en büyük rahmettir. Alemlere rahmetti o. Ve iler rafikül âlâ, iler rafikül âlâ diyerek kavuştu Rabbine. 632. Allah Resulullah'ı, ya Rab biz göremedik. Ancak sen her şeye kadirsin. Biz ona iman ettik. İnşallah mahşer günü yeniden dirildiğimizde onun livaül hamdi altında bizi cem eyle Allah'ım. Peygamberimizin ümmeti dediği ve yanına çağırdıklarında bizleri de onların arasına kat Allah'ım. Ya Resulallah sen bizi nereden tanıyacaksın dediler. Nereden tanırsın mahşer günü ben ümmetimi? Abdest azalarının ve namazın nurunun parlaklığından tanırım. Gurran muhaccelin olarak tanırım. Bembeyaz alınlar, eller, yüzler, Müslümanlar o gün bembeyaz olacak. Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh. Cennette havzının etrafında peygamberle birlikte onun sohbetine katılacakların arasına ya Rab bizi de dahil eyle. Onun şefaatine nail eyle. Şefaatim ümmetimden kebair sahiplerinedir. Her peygamberin kabul olunmuş duası vardır dünyada. Allah onları geri çevirmedi. Ben ise bu duamı ahirete, mahşere bıraktım. Ve ümmetimin büyük günahkarlarına şefaat edeceğim. Bu kadar sevdiği için bizden de kendisini sevmemizi istiyor. La yu'minu ahadukum hatta ekune ahabbe ileyhi min validihi ve veledihi ve nasi ecmain. Sizler beni ana babasından, evladından, tüm insanlardan daha fazla sevmedikçe imanda kemale eremezsiniz. İmanın tadını tatmak için de Allah ve Resulünü en çok sevmemiz gerekir. En yekun Allah ahabbe ileyhi mimma sivahuma. En yekun Allah ve Resuluhu ahabbe ileyhi mimma sivahuma. Allah'ı ve Resulünü her şeyden daha fazla seven Müslümanlar. Peygamberin ümmeti olmak ve onun şefaatine nail olmak için hak etmişlerdir. Thank you.
Resul'e hasret kaldım. Yollar uzak varamadım. Ben aciz bir günahkârım. Sana layık olamadım. Hazreti Fatıma radıyallahu anha sordular: "Ya Fatıma, neden gülmüştün, neden ağlamıştın? Peygamber seni çağırdı, bir şey söyledi kulağına, ağladın. Sonra da güldün. Beni ilk çağırdığında, kızım ben artık aranızdan ayrılıyorum, Hakk'a vasıl oluyorum," dedi. "Dayanamadım, ağladım.
Ağladığımı görünce tekrar çağırdı. Dedi ki bana ilk kavuşan da neslimden sen olacaksın. Allahu Ekber. Buna güldüm. Ve hakikaten 6 ay sonra da Fatıma, kızı Fatıma radıyallahu anha vefat etti. Allah Fatıma annemize de rahmet eylesin. Resulullah aleyhissalatü vesselam cenaze defnedilince bir müddet başında beklerdi ve ailesi de cenazenin başında beklesin, hemen gitmesin derdi. Cenaze defnedilince insanlar dağılsalar bile mezarın başında ailesinin beklemesi sünnettir. Ne kadar bekleyecek? Bir deve boğazlanacak, yüzülecek, pay edilecek kadar, kurban kesilecek kadar beklesin derdi. Öyle hemen bunu toprağa gömdü, kaçalım. O Müslümanın vefasına yakışmaz. Sünnette insana göre verilen, ölüsüne de verilen, cenazesine ardına verilen saygıyı ve vefayı görüyoruz. Uykudan uyanınca az önce de dediğim gibi ilk iş olarak dişlerini misvaklardı. Diş temizliğine son derece önem verirdi. Namaza durmadan önce safları kontrol eder. Safları bazen kendi eliyle göğüslerinden ashabını hizaya getirerek kendi düzeltirdi. Saflarınızı sık ve düzgün tutunuz diye her namazda ihtar ederdi. Allah namazı da safımızı da düzgün eylesin inşallah. Ebu Said İbnül Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün bana dedi ki sen bana hatırlat, sen mescitten çıkmazdan önce sana Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresi nedir onu öğreteceğim dedi. Peygamber Efendimiz çıkarken ben de ya Resulallah bana bir sure, Kur'an'ın en önemli suresini, en büyük suresini öğretecektin diye sordum. O da buyurdu ki o sure Elhamdülillahi Rabbil Alemin suresidir. Fatiha suresidir. Namazlarda tekrar okunan 7 ayet Es-Seb'ul Mesani ve bana verilen Yüce Kur'an'dır buyurdu. Fatiha suresini Kur'an'ın en önemli suresi olarak ve namazlarda her rekatta okunacağını Peygamber Efendimiz ashabına öğretmiş oldu. Telefonumuz var. Devam edelim. Selamünaleyküm. Hayırlı sahurlar efendim. Sağ olun Mustafa Hocam. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Size de efendim. Buyurun. İsmim Mehmet Çağdar. Hocam Uşak'tan arıyorum. Teşekkür ediyoruz Mehmet Bey. Uşak'a selam olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim Mustafa Hocam. Hocam ben bir sorum olacak sizi de. Dinliyorum. Ben mesela ben borç için değil ama borç olduğum için kurban kesmem makbul mudur? Borçlusun. Evet. Ama kurban kesmek istiyorsun. Evet. Yani kurban yani kesmek. Kurban kesmek kabul olur mu bize? Vacip olmaz üzerine ama kestiğin kurban vacip evet. Kurban yerine geçer ve sevabını alırsın. Evet. Fakirin borçlunun da kestiği kurban evet. Yerine geçer. Ancak evet. Nezir olmuş gibi olur. Yani evet. İşte kaybederse kurbanını bir daha kesmesi gerekir diyor fetvada. Ama evet. Kestiğiniz kurbanın eti kanı Allah'a ulaşmaz. Takvanız yani sevabınız evet. Ona ulaşır. Sevabını elde edeceksin inşallah. Allah kabul etsin. Amin hocam. Hocam bir sorum daha var Mustafa Hocam. Buyurun Mehmet Bey. Hocam ben 2013'ten eşimden ayrılmıştım ama eşimi 2013'ten beri çocukları göstermiyor. Hiçbir telefonumu ulaşamıyor, hiçbir telefonlarımı açmıyor hocam. Ya bu mahkemenin bir konusu Mehmet Bey. Evet. Bunu yani mahkeme ikimizi de görüşme hakkı verdi ama çocukları göstermiyor annesi. Ya ona ben şu anda isim verdiğin için bir şey diyemeyeceğim. Karşı tarafta töhmet ve zan altında kalıyor isim verince. Onu mahkemeyle halledin. Mahkeme ne diyorsa ona uymanız lazım. Tamam? Tamam hocam. Allah'a emanet ol. Hayırlı sahurlar diliyorum.
diğer bir telefon. Selamun aleyküm. Alo. Alo, iyi geceler. Sağ olun efendim, size de iyi geceler. Buyurun. Kadir geceniz mübarek olsun. Kadir gecesi yarın, yanlış anlaşılmasın. Yarına gireceğiz inşallah. Şimdiden Kadir geceniz mübarek, sizin de olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben bu kızım benim sürekli kazadan, hani beladan hani kurtulması için hani ne yapmam lazım? Böyle sürekli düşüyor, kolu kırılıyor. Hani bir kere düştü şeyden, kaydıraktan düştü ve dudağına dikiş atıldı. Yani bu 10 yaşında benim kızım, sürekli hani düşüyor, bir tarafları kırılıyor. Böyle acaba sana da bir tane abla dedi ki, acaba bir şey falan mı adadınız da hani yerine getirmediniz, hani hatırlamıyorsun, unuttunuz dedi. Ben de böyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Hani adam falan mı adadım, unuttum mu? Hani eğer böyle bir şey olduysa, adak adayıp da unuttuysam hani ne yapmam lazım, hani bilmiyorum. Düşmeyen çocuk var mı? Ya yok da yani en ufak bir şeyde düşüşünde yani kolu kırılıyor. Hani iki kere ayağı şey oldu mesela. Bir dakika ablacığım. Bir dakika kardeşim, bir dakika. Doktora götürdünüz mü? Hemen götürdük. Ne diyor doktor? Doktora götürdük. Şu an hatta kolu da alçıda işte. Doktor ne diyor? Yani ayakta durmasında, dengede durmasında bir problem mi var? Yok, hiçbir problem yok hocam. Bacaklarında bir güçsüzlük mü var? Başka bir beyinde bir başka bir şey mi var? Bunlarda sıkıntı yok. Yok, çok şükür Allah'a hocam. Tamam, o zaman çok afacan, yerinde durmayan bir tip. Değil mi? Hani çok çok yaramaz bir çocuk da değil aslında ama hocam... Yani düştüğünde böyle hani köye gittik geçen günde mesela, bir hafta öncesi düştü, kolunun üstüne kolu kırıldı. Ya bu normaldir, ancak çok sık oluyorsa bir sadaka verin ya da bir kurban kesin. Daha belaları def eder bu tür hayırlar yapmak, inşallah faydası olur. Ama doktorunuzun tedavisi vesaire ihtiyacı varsa onları da ihmal etmeyin. Çünkü bazı çocukların ayaklarında güçsüzlük olabilir, dengesinde problem olabilir, kulaklarında problem olabilir. Bu tür dengeyi sağlayan azalarında. Böyle başka... Bir de kötü gözlü diyorlar. Hocam nazara geliyor diyorlar, çabuk diyorlar. Nazar duasını da okuyun. Şimdi okuyalım inşallah. Herkese tavsiye ediyoruz. Nazar olabilir. Evuzu bi kelimatillahi tammati min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lamme. Ya Rabbi, her türlü şeytanın ivasından, her türlü kem gözden senin tam olan kelimelerine sığınırım, evladımızı da sığındırırım diye dua edersiniz inşallah. Ama sadaka ve kurban inşallah o belaları da def eder. Unutulmuş eğer hatırlamıyorum hocam, adak falan adadım mı diye hatırlamıyorum. Eğer unutulmuş bir şey varsa da hani kurban kessek bu onun yerine geçer mi yani? İnşallah geçer, varsa öyle bir şey geçer. Allah şifa versin. Bir tane daha sorum olacaktı hocam. Buyurun. Zekat vermek istiyorum. Daha ne kadar zekat vereceğim onu bilmiyorum. Zekatı kimler verir? Zekatı borçlarını çıktıktan sonra bir yıl yanında parası kalmış, 80 gram ve değerinde parası olan kişi zengin sayılıyor. Dinimize göre %2,5'unu verecek. Bunlar varsa verirsiniz, bunlar yoksa sadaka verirsiniz, fitre verirsiniz. Zekat vermeniz o zaman vacip, farz olmaz üzerinize. Paranız varsa 80 gram diyelim ki 72-73 bin lira ediyor bugünkü Türkiye şartlarında altının değeri. Bu değerden daha fazla bir paranız varsa %2,5'unu vereceksiniz. Zeytin ağaçlarımız var hocam, onların nasıl oluyor? Ne var? Zeytin ağacı var. Zeytin ağaçlarının zekatı olmaz. Zeytin ağaçlarından meyvesi, zeytini toplandıktan sonra bir tondan fazla alıyorsanız onu siz sanıyorum oraya emek veriyorsunuz. 20'de birini, öşür denir ona, göğün suladıkları bakımsız olan sizin bakmadıklarınız mahsulün 10'da birini, göğün sizin hizmet ettiğiniz mahsulün de 20'de birini fakire fukaraya dağıtırsınız, ona öşür denir. 20'de biri. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Allah çok sağ olun. Kabul etsin, sağ olun efendim. Evet, halkımızın sorularından bize sormuşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.
Mevlana kelimesinin anlamı nedir? Bir de Allah ve peygamberler için söylenmesi doğru mudur? Evet, Mevlana çok manası var. Mevla bir, köle demektir. Mevla. İki, sığınmacı demektir. Yani Arapların yanına işte Türkler ve İranlılar daha sonra Asya'dan gelip Arapların yanında hizmet eden, onların işlerini gören insanlar olarak, sığınanlar olarak mevali denir onlara. Mevla oradan gelir. Bir de Rab anlamında kullanılır. Ey Rabbim gibi, ey Mevlam, Mevlam gibi üç tane anlamı var. Bunlardan hangisinin anlamına kullanırsanız ona göre bir mahsuru yok. Ama bir insana Rab denmez, bir insana Allah denmez, ilah denmez. Mevlana Hazret gibi düşün. Mesela Hazreti ben de çok kabul etmiyorum ama şimdi Hazret huzurunda Hazreti Ebu Bekir diyorsunuz. Ama tutuyorsun bir de Hazreti Allah diyorsun. Nasıl Hazreti kullanıyorsan Mevlana'yı da bu anlamda farklı anlamlarda kullanma imkanı var. Bundan işte ona Mevlana denmez. Celaleddin Rumi'ye Mevlana diyorlar. Rab adına. Rab demiyor ona. Oradaki Mevlana başka bir anlamı var. Üç anlamı var çünkü Mevlana'nın. Devam edelim. Selamünaleyküm Mustafa Hocam. İyi geceler. Şimdi günümüzde tabii ki oruç tutanlar çoğunlukta şu sıralarda öyle görüyoruz. Bu oruç tutmayan insanların biz hastayız, biz kefaretimizi öderiz gibisine yaptığı şeyleri siz neye yoruyorsunuz? Yani ne maksatla niçin sorduğunu anlamadım ama sevgili kardeşim, bir gerçek hastalar varsa ve bir daha tutamayacaksa Kur'an-ı Kerim zaten ona kolaylık gösteriyor. Vâlellezîne yutîkûnehu fidyetün ta'amü miskin. Onlar fidyesini verir diyor. Ama bu hastalık geçici ise ve kaza etme imkanı varsa ve en tasûmu hayrun lekum in kuntum ta'lemûn. Oruç tutmanız sizin için hayırlıdır diyor ayet-i kerime. Dolayısıyla insanlar kendisi vicdanına soracak. Ben gerçekten oruç tutabilir miyim? Yok hayır tutamam. Doktor da tutma diyor. Hastalığım artacak. Tutamıyorum. O fidyesini verecek. Kefaretini öderiz demesi bu anlamda doğrudur. Ama keyfine oruç tutmuyorsa tabii o ona doğru diyemeyiz. Evet, dua vakti geldi. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Amin. Subhan Rabbiyel Alil Alel Vehhab. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Bizler aciziz, sen kadirsin. Bizler muhtacız, sen ise verirsin. Her şeye kadirsin. Ya Rabbi, bizler günahkarız, sen affedicisin. Bağışla Allah'ım. Hatalarımızı, sen bizim ayıplarımızı setreyle Allah'ım. Rabbena la tuâhizna in nesina ev ahta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbena ve la tuhammilna ma la taakate lena bih. Vafu anna vagfir lena verhamna. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi, unutursak, hata edersek bizi yargılama Allah'ım. Geçmiş ümmetlere yüklediğin ağır yükleri bizlere yükleme. Ya Rabbi, gücümüzün yetmeyeceği, taşıyamayacağımız yükleri bize yükleme Allah'ım. Bize acı, bizi bağışla, bize merhamet eyle ya Rabbi. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Allah'ım, bizi her yerde, her zaman rızana uygun şekilde yaşamaya ve istikamet üzere olmaya nail eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza kavuştur Allah'ım. Her türlü belalardan, afetlerden, şerlerden, musibetlerden, hasetten, fesattan, nazar kem gözlerden evladımızı, ahfadımızı muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını feraha tebdil eyle. Kadir gecesi yapacağımız ibadetimizi, dualarımızı kabul eyle. Bizi bağışla Allah'ım. Ramazanın feyzinden, bereketinden bizi istifade edenlerden eyle.
Hakkımızda Ramazan'ı, orucu şefaatçi eyle. Cennete Reyyan kapısından girenlerden eyle. Sübhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l Fatiha. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz efendim. Karşınızda olacağız inşallah. Subhanallah, Rahmanallah, her dertlere derman Allah. Yarın inşallah Kadir gecesine Rabbim bizi eriştirsin. Efendim sağlıkla kalın, huzurla kalın, güzelliklerle kalın. Yarın gece 2'de başlıyoruz Kadir gecesi sahur programına. İmsaka kadar tesbihat, tevbe, hatim duaları, sizden gelen hatimlerle, her türlü ibadat-ı taatla, güzelliklerle inşallah Kadir gecesini ihya etmeye çalışacağız. Rabbim gönlünüzün muradını versin. Orucunuz, kadriniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.